hapishanede telefonlar bozuktur. Hepsi tehte bozuktur biliyorum. Yoksa arardın bizi. Hep arardın. Canım için nasılsın derdin. Hem de anlatırdım seni ne kadar özlediğimi. Niye yazmayın ana? Neden mektuplarıma cevap vermiyor? Sen kalem kağıt mı vermiyorlar? Yakup Bey çocuklarımı şımarık birer ağ torunu olarak yetiştiriyordu. Değerleri olmuyor. Para için, güç için insan etsinler istiyordu. Bırak beni hayvan! Benim olsun. Ejder, iyi gün kardeşim. Beni istismar etmeye kalkıştı. Bu yüzden mi yaraladın Ejder'i? Kendimi korurken. Ama bilin ki işin içinde evlatlarım var. Hayatta onlardan başka kimsem yok benim. Size güvenmekten başka çarem yok. Gülperi Çetin, kocasını kaybettikten sonra ömrünü çocuklarına adamış, fedakar, asil bir annedir. Yakup Taşkın, kendi çıkarları için torunlarını vermek istemedi. Anneniz velayetinizi alıp sizi İstanbul'a götürmek istiyor. Dedeniz de vasiniz olup sizi Taşkın Han'da, doğduğunuz konakta büyütmek istiyor. Siz kiminle kalmayı tercih edersiniz? Ben dedemle. Burada kalmak istiyorum. Benim anam babamla beraber öldü. İkisi de mezarsız. Biz onları kalbimize gömdük. Ben de dedemin yanında. Evimde kalacağım. Anam bizden kopup götürdüklerinde ben 6, abim ve ablam 16 yaşındaydı. Neden senden bu kadar nefret ediyorlar? İftira atıyorlar. Düşman olmuşlar. Pes etti yani. Can bedenden çıkınca pes eder Yakup Taşkın. Emanetlerimi canından öne koyayım. Yoksa çekimden alırım can. Bu kadına bir daha eziyet edin. Hepinizi hapse tıkarım. Ona göre. Hapise mi? Mezara mı? Hep birlikte yaşayıp göreceğiz. Kadir Efendi! Bu Gülperi. Kim o? Yani yıllar sonra hayatımıza düştü. Burası bebek. Çok güzel bir yerdir, siz de seveceksiniz. Benim oje parama bile yetmez senin o maaşın, anladın mı? Anlardık kadın! İstemeyik biz seni. Thank you.